Merhaba, Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. Bu videomda sizlere Metler Toledo Türkiye sponsorluğunda spektrofotometre çalışma mantığı ve tekniğinden bahsedeceğim. Hadi gelin videomuzda detaylıca bu tekniğin ne olduğunu görelim. Evet, spektrofotometreleri biz kısaca aslında absorbans ölçen sistemler olarak tanımlayabiliriz. Spektrofotometreler belirli dalga boyu aralığında ışıma yaparlar ve bu ışımanın numuneler tarafından absorplanan miktarını ölçerler. Şu an yanımda görmüş olduğunuz spektrofotometre, Metlertorio'nun Easy UV ve UV7 modelleri olmak üzere iki farklı modelden oluşuyor ve bunların ikisi de ultraviyole yani hem ultraviyole hem de visible bölgede ışıma yapıyorlar. Ultraviyole bölge 400 nanometre, visible bölge ise yani Türkçeleştirirsek görünür bölge ise 400 ila 800 nanometre aralığında Işıma yapan bölge olarak tanımlanır. Dedektörlerde biz istediğimiz dalga boyundaki ışımayı sisteme tanımlayarak numunelerin bu dalga boyundaki absorbansını ölçebiliriz. Veya belli bir aralıkta tarama yapabiliriz. Aslında spektrofotometreler belli dalga boyu aralıklarında tarama yapan ve bu taramadan üç boyutlu veri alabilen sistemlerdir. Bu üç boyutlu veri ise şöyle tanımlanabilir. Birinci boyutta dalga boyu aralığı, ikinci boyutta dedektör şiddeti ve üçüncü boyutta ise dalga boyunun kendisi yer alır. Biz bu spektrumlardan istediğimiz dalga boyunu ekstrakte ederek numunenin o dalga boyundaki absorbans değerini ölçeriz. Peki çalışma prensibi nedir? Spektrofotometreler nasıl çalışır? Spektrofotometrelerin çalışma prensibi aslında Lambert 1 yasası olarak tanımladığımız yasaya dayanır. Bu yasaya temelinde geçirgenliğin ölçümü yer alır. Geçirgenlik ise bir spektrofotometrede kullanmış olduğumuz numune küvetlerinin üzerine gönderilen ışığı numune belirli oranlarda absorplar. Karşıya ise absorplanan ışık miktarı kadar az ışık geçer. Yani biz temelde absorbans bölü geçirgenlik oranını ölçeriz. Ve bu da türetilerek Lambert 1 yasası olarak tanımlanmıştır. Lambert 1 yasası temelde şunu söyler. Absorbans eşittir. E çarpı B çarpı C. Absorbansın yanında yer alan bu E çarpı B çarpı C terimlerini ise şöyle tanımlayabiliriz. E absorbans kat sayısı bir sabit. B ise küvetin mesafesi yani numunenin içerisinde ışığın kat ettiği yol. C ise konsantrasyon. Buradan ise şunu çıkartabiliriz. Absorbansla konsantrasyon doğru orantılıdır. Yani temelde spektrofotometreler absorbans şiddetini ölçer ve bu absorbans şiddetine karşı bir konsantrasyon sonucu verirler. Evet bunun gibi videoların devamı gelecek. Metler Toyo Türkiye sponsorluğunda size bu ve buna benzer videoları üretmeye ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Eğer bir Metler Toyo uzmanından destek almak istiyorsanız açıklamalarda bırakmış olduğumuz bağlantıdan kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Bunun gibi videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar.